Evet kıymetli dostlar ne güzel uyuyacaktım ya sizlere bir video hazırlayayım dedim ve inşallah beğenilerinize sunuyorum. Arkadaşlar kanalımız bir türlü 70 bin olamıyor çünkü sevdiklerinizi davet etmiyorsunuz. Bir ikincisi de kanala hala spam şikayetleri var. Yani spam yapıyormuşuz. Bu spam yapıyor diyen spalarda toplayacağım spam yapacağım onlara gerçekten de. Beğenilerinize talip talibim arkadaşlar. Nedir bu Arda Güler olayı? Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Bir tarafta Ay Yıldızlı Bayrağın zaferi, başarısı, Türk milletinin mutluluğu. Diğer tarafta kulüpçülük, takımcılık. <laughs> ya düşünseniz arkadaşlar. Yani Allah göstermesin savaş olmuş, bilmem ne yapmış, cepheye gitmişsin. Sal hani düşmana saldırıyorsun. yanında kişiye soruyorsun hangi takımsın? Galatasaray. Silah çekip vuruyorsun. Böyle bir şey ya. Gerçekten böyle bir şey ya. Ya biz aynı gemideyiz. Sevgili Monteya. Sevgili Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi. Sevgili Galatasaray As Başkanı Yusuf Günay. Ya da sevgili Galatasaray e, Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop. Biz aynı gemideyiz. Hani bilmiyorum siz aynı gemide misiniz? Hani Ay Yıldızlı Forma'nın Bayrağın başarısı için aynı gemideyiz. Arda Güler sakatlı bilmem neydi şuydu buydu. Hakan Çalhanoğlu açıklama ya Hakan Çalhanoğlu kim ya? Kim ben tanımam ki Hakan Çalhanoğlu. Ben, ben sahadaki icraatına bakarım. Milli takıma Metin Şentürk'ün ne kadar katkısı var? Hakan Çalhanoğlu'nda o kadar katkısı var. Bir tık ötesi yok. Orkun Kökçü de şey yaptı. Ya arkadaş Alman da Alman, Alman da Alman. İyi o gitti. monteya geldi. Ya ben şunu merak ediyorum. Aykut Kocaman. İsmail Kartal. Ha çok beğeniyorsunuz yani Okan Buruğunuzu. Okan Buruğunuzu getirin. Çok seviyorsunuz ya işte şampiyon yapmış şey ya 2-3 kere. Madem çok beğeniyorsunuz getirin Okan Buruğ'u milli takım başına bir izleyelim nasıl hocalık yapıyor. Ya böyle olmaz. Beşiktaşlı Semih oynamasın. İşte Beşiktaşlı Mert oynamasın. İşte Fenerbahçeli Arda oynamasın. Ya Fenerbahçeli değil Arda artık Real Madrid'de. İki gündür, üç gündür sosyal medyaya bakıyorum. Gençler Birliği altyapısından çıktı. siz yıllarca övünmediniz mi Emre Belözoğlu Galatasaray altyapısından çıktı? Zeytinburnu'ndan geldi. Ya zeytin Zeytinburnu'ndan gelen bir futbolcudan bahsediyoruz. Bize gelince altyapıdan çıkmadı. Size gelince şöyle. Neyse ben çok takılmayacağım ama şunu söyleyeyim. Arda ya da bir başkası. Kim takımcılık yapıyorsa vatan hainliği yapar. Ötesi yok buna. Anladınız mı? İnşallah da sosyal medyaya yansıyan görüntüler manipüle amaçlıdır. İnşallah da böyle bir şey yoktur. Çekya. Çekya'yı yenemiyorsak. Bak beraberliği geçtim. Yenemiyorsak def olup gidelim. Montella'da def olsun. Hamit Altıntop'ta def olsun. Federasyonun başındaki arkadaş. Ben gidersem milli takım perişan olur. Ben gidersem milli takım hiçbir başarı elde edemez. Diyordu ya. O da def olsun gitsin. Öbürü de def olsun gitsin. Ya milli takımı el birliğine mahvettiniz. Ya müthiş, mükemmel bir jenerasyon ya. Ferdi daha genç. Bir, Bak Ferdi daha genç bir. Ahmet Can Kaplan daha genç. iki Mert Müldür bence daha genç. Üç. Kalecileri saymıyorum. İsmail Yüksek orta yaşa gelmiş durumda. Ha, orta yaşa gelmiş durumda. Artık Bartu Elmaz'ın falan arkadan iteklemesi lazım. Orkun Kökçü bence genç durumda. Bak bence genç. Kenan Yıldız genç. Semih genç. Arda Güler genç. Hani bunlar genç. Ha Barış Alper. Barış Alper'i Sabek de oynat. Galatasaray Sabek de oynatıyor. Sen niye forvet oynatıyorsun? Hiç mi forvet yok? Bertuğ Yıldırım'ı getirmişsin genç. Ya Cenk Tosun, Bertu Yıldırım var. şu i̇şte Kenan Yıldız var. Ya bir kişi daha var. Lan 3-4 tane forvete rağmen Barış Alper'i oynatacağım. Niye? Galatasaray satsın da para kazansın. O zaman A milli takım adını değiştirelim. Galatasaray milli takımı yapalım ya. Fenerbahçeliler çağırsın futbolcunu. Galatasaray Beşiktaşlılar çağırsın. Trabzonlar çağırsın. İş buraya giderse işin içinden çıkamayız. Benden de uyarı. Neyse ben Fenerbahçe'ye geçiyorum. İsim isim tek tek konuşacağım. Samarziç. Arkadaşlar bakın Samarziç konusunda bir anlaşma yapalım. Ben futbolcuya teklifte bulunmadım falan demedim. Hep aynı cümleleri söyledim. İstedik, doğru. Talip olduk, doğru. 25 milyon euro çektiler. Bu şartlarda asla alamayız, almayız dedim. Hala ısrarcıyım. Ha der ki takım. Mesela Fenerbahçe şu anda Samarziç'e bir ayrı parantez açıyorum. içine bir dosya açıyorum. Mesela Luan Perez 1, Crespo 2, Zayt 3, Kent 4, Ca Pedro 5. 5 tane belki de yeni sezonda düşünülmeyen isim var. Dese ki siz bize beşini verin. Samarziç'i alın dese. Hangi biriniz? No. Oh my god. Ben buna razı değilim dersiniz. Ya da şöyle söyleyeyim. Hanginiz beyinsizsiniz? Değil mi? Bunu adama beyinsiz derler. Luan Perez'i ver, Crespo'yu ver, Zajc'ı ver, Kent'i ver, Joao Pedro'yu ver, 5'ini ver. 25 milyon euro çektikleri futbolcu. Yok. Allah aşkına Perez'i, Crespo'yu, Zajc'ı, Kent'i, Pedro'yu 25'e satabilir misiniz? Lan 25'e geçtim. 13'e satın. Niye 13'e satın? Pedro 2 alsa, Kent 2 alsa 4. Zajc 2 alsa 6, Crespo 2 alsa 8, Perez 2 alsa 10. 10 milyon euro ora. 13, 14, 15 ora 25 milyon euro. Zaten senin 25 karın olacak bu şekilde bir teklifte bulunmadığı müddetçe durumu. mu? Bu arada Luan Perez muhtemelen fesih olacak. Crespo'yu 4 milyon euro isteyen Sporting Lisbon vardı deneyeceğiz. Yani en kötü 4'e gidecek gibi duruyor inşallah. Zayt's bakalım Mourinho ne cevap verecek. Bence beğenmeyecek Mourinho Zayt's'ı gönderecek paketleyecek. i̇şin yani kötü tarafı futbolcular da Mourinho ile çalışmak istiyor. Bence Zayt's da e, fesih. Kent Kent Mourinho'nun gözüne girerse zaten bizim gözümüzü hayli hayli girer. Biz ne diye gerizekalı mıyız? Ne diye gidip de sol kanat arayalım? Hazırı varken deriz. Ama ben Kent'in göze gireceğini zannetmiyorum. O da satın alma opsiyonu falan bir takıma kiralanır. Ya da sözleşmesi feshedilir. Ya da 2 milyon euro falan Moseris verdiler. imza parası yıllık ücretiydi diye yolunu çizer. Hadi 2 diyelim. Crespo'dan 4, Kent'ten 2 desek 6. Pedro'yla da muhtemelen sözleşmeyi feshederiz. Yani 3 futbolcudan alacağımız para maksimum 6 milyon euro. Keşke Samarziç için isteseler de kullansak. Seydumane Taliska. Bakın 29 Haziran'a kadar süre tanıdım. 29 Haziran'dan sonra %1 bile ihtimal vermem. 29 Haziran'dan sonra mane çıksa dese ki Kur'an'a el basıyorum ben Fenerbahçe'ye gidiyorum dese yalan derim. Taliska desek İncil'e el basıyorum ben Fenerbahçe'ye gidiyorum dese yalan derim. 29 Haziran. Ve şöyle söyleyeyim ihtimal diyelim %90. %80'e düştü. 24 Haziran yüzde 25 Haziran yüzde 70 26 Haziran yüzde 60 27 Haziran yüzde diye yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Ama ben bu iki ismin de geleceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Lindelöf. Şimdi bir laf vardır. Biliyorum, biliyor, yani duydunuz mu bilmiyorum ama diyor ki idraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez diyor. Yani ne demek istiyorsun hocam? Küfür mü ediyorsun? Yok küfür etmiyorum. Diyorum ki hani bir şeylerin bazı şeylerin açıklaması bu minicik aklımıza gerekmez. Çünkü biz gerçeği bilsek kafamız kaldırmayabilir. Şimdi anladınız mı özetini? Lindelöf benim kafam almıyor. Mantığım almıyor. Fikrim almıyor. Bana göre bana göre Mustafa Hoca'ya göre Bekao Ciku ikilisi sakatlanmazsa birazcık daha adam akıllı idman tedrisi altından geçerse biz 15 milyon euroluk iki tane stoper almış gibiyiz. Bana göre iyi. Osterwolde bence ligin en iyi sol stoperi. Hatta ligi geçtim. Avrupa'da belki 4-5 tane first class yani birinci sınıf takımlarda belki oynayamaz ama geri kalan dünyadaki bütün takımlarda oynayabilecek bir isim. 3. Çağlar Söyüncü'yü biz bir şekilde bonservisini geri alsak. 4. Bana göre Fenerbahçe'nin stoperi ihtiyacı yok yok yok. Hatta 4 Emir Ortakaya'yı da 5. stoper tutalım. Hem diyelim ki tecrübelerinden faydalan. Hem burada coş diyelim. Bak Serdar 1, Samet Akaydın 2, Luan Perez 3. Daha bunlara ihtiyacımız yok. Farz edelim var ya da yok. 3 buradan. 5 oradan saydım 8. Hadi Çağlar'ı sayma 7. 7 tane stoperim varken Lindelöf benim kafam almıyor. Ama fazla da düşünürsem cortlatırım. Mourinho'ya bırakıyorum işi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin planlaması şu. Ferdi'ye 35 milyon euro veriyorlarsa yolu açık olsun. 35 vermiyorlarsa niye yolunu açalım? Niye açık olsun? Niye gitsin? Hani bize de ekmek lazım. Bize de su lazım. Bize de hava lazım. Bize de tahta. Tahta da biz zorlama mı gitti? Bize de tahta lazım. Bize lazım ki lazım. Ferdi için Dortmund diyor ki biz diyor almak istiyoruz. Paramız çok falan filan. E? Ee? Ama 25 milyon euro veririz. Oğlum sen Dortmund'sun. Koskoca Dortmund'sun. Hani aslında bir şey söyleyeceğim. Şu da var. Dortmund'un elinde çok güzel bir silah var. Yakalanmamak. Yok o değil. Bayer Leverkusen. Münih'in tahtını salladı. Hegemonyasını bitirdi. Bu saatten sonra araya bir de Dortmund sıkışırsa Münih iyice bayır iner. İyice. Ve asıl şimdi paraya kıyıp kütürük edeği gibi takım kurmak zorundalar. Ee, Ferdi için 35. Ben Fenerbahçe yönetimi yerinde olayım. 34.99'u bile kabul etmiyorum. 35 veriyorsanız alın derim. Ha Ferdi istemiyorsanız 35 e Oster de var derim. Kafalarını iyice bulandırırım. peki hocam. 35'e Osterwold'e satıldı. 35'e Ferdi satıldı. Aynısından bulabileceğin mi Mustafa hocam? Kem küm. Ciddi söylüyorum Kemküm. Tamam futbolcu satışı çok güzel. 35 milyon euro müthiş paralar ama aynısından bulabileceğiz mi? Gerçekten Kemküm. Ama 70 milyon euro eğer bu iki futbolcudan alırsan. 35'ine direkt Bankalar Birliği çöküyor zaten. 35'e transfer yaparsın ama Financial Fair Play gereği 70'le transfer yapabilirsin. Kaynak üretebilirsin yani sponsor kaynağı. Bundan şüpheniz olmaz. Yani bu, bu, soruyu çok soruyorlar bana. Hocam 70'e futbolcu satsak 35 e alabilir. Hayır. O geçen sene Financial Fair Play bitti. Tamamen bitti. Kontrol yok artık. Bitti. Diğer takımlar kaç futbolcuyla e, turnuvaya başlıyor? 30. Sen de 30'la başlayacaksın. Bizim 26, 24, 22 falan da biz futbolcu yazamıyorduk. Anladınız mı burada? Anladınız. O yüzden işimiz rahat. Sıradaki bu arada de subliminal söyledim. Bak Bournemouth diyor ya biz diyor te teklifte bulunmadık. Biz istemiyor falan. Yalan söylüyorlar. Bermond da teklifte, Newcastle da teklifte, İtalya'dan Napoli falan teklifte. Osterwolde'ye 30'un üstünde teklif gelse Osterwold'i göndeririz bence. Eğer stoper arıyorsak, eğer bir daha bunu satamayız diyorsak o da ayrı mesela. Şu bir gerçek onu unutmadan söyleyeyim. Osterwolde 7 milyon euronun üstüne gittiği her koşulda karın %30'u eski kulübüne. Biz 6'yı aldık. Diyelim 30'a sattık. 24 milyon euroluk bir uçurum var. 24'ün %30'unu yapar 7.2 milyon euro. 7.2'sini eski kulübüne geri kalan bize. Hocam nasıl aptalca bir sözleşme ya? Futbolcu Yıldız Normal. Armand Laurente. Laurente. Artık nasıl okuyorsanız isterseniz Abdurrahim deyin. Önemli değil yani. Bu arkadaşımız yetenekli bir arkadaş. Bu arkadaş Mourinho'nun ben kefilim. Bunu alın. Bunu alırsanız ben bundan canavar üretirim. Drogba gibi bir şey üretirim. Dediği arkadaş. Ancak bak ee, biz şey kısmındayız. işin şov kısmındayız. Bizde Mourinho var. İstediğimiz transferi alırız kısmındayız ama bizim atladığımız bir detay var. Sende Mourinho olduğu için almak zorundasın da diyor elin adamı. Elin adamı diyor ki sende Mourinho var. Mecbur alacaksın. O yüzden diyor ben ne teklifte bulunuyorsam şey yapacaksın diye. 8 milyon euronun altında bir banda düşerlerse bu Lorient'e ismi olabilir. Yoksam yok. Samarziç içinde 18 milyon euroya falan bir düşseler ama adamlar zaten kaç almışlar. Düşmezler. O yüzden Samarziç olayı da böyle bir gündemde olay. Hadzika Zuniçki. Hadzika Zuniç. Zuniç Zuniç. Hadzika Zuniç. Ha. Şimdi bu arkadaşın uzaktan, yakından, kenardan, kıyıdan, köşeden hiçbir yerden bizimle alakası yok. Hiçbir yerden alakası yok. Sosyal medyada bize yazılıyor. İyi de hocam madem alakası yok ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Çıkar ateş olmayan yerden de çıkar. Ne bileyim hava olmayan yerden de çıkar. Duman çıkar bir şekilde. Ya hiçbir alakası yok. Bakın sosyal medya duyumculara, sosyal medya yorumculara, sosyal medya anlaşmacıları. Menajerle anlaşıyor. Diyor ki sen benim açık söyleyeyim. Benzer bir teklif bana da gelmişti. Ama benim teklif şeydi yani. Amme hizmetiydi. Hani yurt dışında oynayan çoluğunuz, çocuğunuz, şunuz, bunuz varsa bana skills videosunu ya da YouTube'daki videosunu mail adresi üzerinden gönderin. İnceleyim. 3 de bir şey sıkıştırırsınız artık. Şey. Western <laughs> Union 3-5 bir şey de sıkıştırın. Ben inceler videosunu yaparım. Vallahi bak. Bunda ne var? Ya düşünsene mesela Hollanda'dasın. Çocuğun orada oynuyor. 13 yaşında, 14 yaşında işte. Fenerbahçe'nin dikkatini çeksin diye istiyorsun. Ben çektiririm. Eğer gerçekten yeteneğine güveniyorsam öttürürüm bile. Fenerbahçe'ye getirmesin de Süper bir takıma getirtirim. Fenerbahçe scoutlarına da derim ki bunu takip edin. Anladınız mı? Yaparım bunu. Bu bak bu namussuzluk alçaklık değil. Ama mesela çocukta hiç yetenek yok. Ama siz bana Western Union üzerinden 10 bin euro gönderdiniz. Bayağı paralan 10 bin euro. Ya ben yapmam da yani. Ee... Yapacak isimler vardır yani. 10 bin euro gönderdi lan. Ben bunun çocuğunu bir Allah'ım pullayım. Beşiktaş'a da yazayım, Galatasaray'a da yazayım, Fenerbahçe'ye de yazayım. Dikkat edin bak yurt dışındaki e, gurbetçilerle ilgileniyor e, falan filan olaylarında. Hep dikkat edin. Hep bir şey oluyor. Mesela Trabzonspor oyuncuyu alacak. Ben şahidim buna. Fenerbahçe'nin adını yazıyorlar futbolcunun. Alakası yok Fenerbahçe'nin. Hiçbir girişimi yok. Bu çanaklı manaklı çömlekli memleki bir oyuncu vardı. Geçen size dedim. Hiç alakamız yok ama söz konusu Fenerbahçe olunca Trabzonspor taraftarı diyor ki ula haçen Fenerbahçe'nin elinden futbolcu alacağız diyor. Tıklıyor. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarına da kabul ettiriyor. Trabzonspor taraftarı sıkis videosuna bakıp demiyor ki ulan bunda ne yetenek var ben bundan daha iyi oynarım. Hamsi bundan daha iyi oynar demiyor. Ya da kötü oynar demiyor. Söz konusu Fenerbahçe. Fenerbahçe yaz. Galatasaray'a 30 santimlik neydi e, pardon 30 milyon euroluk şok. İşte Fenerbahçe 30 milyon euro edecek futbolcuyu Galatasaray'ın elinden aldı. Şöyle yaptı böyle yaptı. Hemen tıklanır. Maalesef bizim ülkede öyle oluyor. Bu işte böyle bir palavra atmosfer haber. inanmayın arkadaşlar. Külliyen yalan bir haber. Bu arada dediğim gibi bak. Eğer yurt dışındaysanız hani hocam benim çocuğu izle. Açık açık söyle. Şöyle böyle dersen yani Elimden geldiğince konuşurum. Keyiflenirim de mutlu da olurum. Ya Fenerbahçeli kardeşlerim bana SKIS videosu atacak. Ben izler, yorumda da bulunurum. Arkadaşlar şöyle bir çocuğun videosu elime derim Hatta telifsiz kısımlarını da atabilirim. işte çocuğun fotoğrafını falan gönderirsinizdirse arkadaşlar çocuk bu derim şu takımda oynuyor. Transfer market değeri şu ya da işte ha, en üst transfer market değeri yok. Takibi alalım şöyle böyle gurur duyarım. Yeter ki Hani bizde bir laf var Kayseri'de. Uzayan kol bizden olsun diye. Uzayan kol bizden olsun. Yeter ki Fenerbahçeli evlatlarımız olsun. Seve seve de yaparım. Luan Perez Crespo açtı. Işte kendisi konuştuk. Nihat Kahveci, Erman Özgür, Montey'e sistemde bulmuşlar. Serdar Sarıdağ diyor ki Arda Sakat makate değil, Palavra, Onur Yıldız destekte bulunmuş. Mustafa Sandal destekte bulunmuş. Ee, şu olmuş, bu. Enner Valencia'nın yediği kırmızı kartı gördüm. Stattaydım direkt önümde oldu. Nasıl kırmızı verdi anlamıyorum. Tamamen topa müdahale. <laughs> Ahmet Ercan'ın <laughs> kulağı açılmasın. Abi ölümcül bir müdahaleydi ya. Gerçekten de. Allah kimsenin başına vermesin. Başka Barış Alper Yılmaz dedik. Barış Alper Yılmaz'ın şutu yokmuş herhalde daha. Forvet oynatıyoruz. Şutu yokmuş herhalde. Erman Özgür diyor. Topuk yaylası kampa başladı. Cumartesi günü sabah. Petrolül P.L.S.D yani maç var. YouTube katıldı olacağını söylüyorlar. Fenerbahçe YouTube katıldı. Bilmiyorum. Ben böyle duydum ama e, bendeki duyumlara göre yayın olmayacak ama Fenerbahçe YouTube katılan olursa güzel olur. En azından kulüp para kazanır. Biz de Fenerbahçe izleriz. Özlüyor insan. Ben sadece Fenerbahçe maçlarını seviyorum. Şu Euro 2024'de de mesela e, yani durum bu özlüyor insan bir şeyleri. Neyse Fenerbahçe'yi ailesini izleyelim arkadaşlar. Bu arada Real Madrid'li Arda, Juventus'lu Kenan, Dortmund'lu Salih, Özcan aforos edilmiş durumdalar diyor. Belki de Galatasaray şey yapıyor diye. Ee, sizi KKTC'den dinliyorum. 15 TL dediniz üyelik bende 5 Euro görünüyor. Biz ne Euro kazanıyoruz ne de internet IP'miz farklı. Bu sorunu çözersiniz demiş. Raşit Erdem. Kıbrıs'ta üye olmak isteyen arkadaşlar. TL gönderiyorsunuz değil mi? Yanlış bilmiyorum çünkü var. Bizim Fikret abi falan var. Fikret abi selamlar olsun. Bütün Kıbrıs'taki bütün taksicilere Fikret abiye de selamlar olsun. Fikret Tata. Herkese selamlar olsun. Ee, şimdi e, biz belli bir fiyat belirledik. O fiyatı IBAN'dan gönderiyorlar. Ben de direkt WhatsApp üyesi yapıyorum. Hem de çok uyguna. Hani 5 euro diyor. 5 euro ne yapar abi? 35 kere 5, 150, 175. 175, 350. 600 lira gönderiyorlardı mesela 6 aylığına şey yapıyorduk ya da 1000 lira gönderiyorlardı şey i̇şte 1 yıllığına Whatsapp üyesi yapıyorduk biz hem de Whatsapp üyeliği aylık 100, 125 iken düşün yani ben yani öyle bir şey yapabiliriz iletişimden benimle iletişime geçerseniz sevinirim ee, yoksa boş boşuna soyulmayın yani boş boşuna YouTube sistemine para vermeyin bir de e, çok fazla kesinti yaptıkları için benim dediğim sistemde kesinti az oluyor hayır işleri yüksek oluyor bu arada Tevafuk Fikret abinin de yorum önüme geldi. Emeklerine sağlık. KKTC'den selamlar demiş. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne selamlar olsun. Allah nasip etse de bir gün gelsem ya ailecek gelsem Kıbrıs'ı da merak etmiyor değilim de. Nasip bakalım bu sene olmadı da seneye inşallah. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. İyi ki bu kanaldasınız. Rica ediyorum arkadaşlar beğenelim. Rica ediyorum arkadaşlar abone olalım. Hocam şöyle yapıyorum böyle yapayım. Ya biz bir aileyiz. 2 Ağustos'a kadar üstümüzdeki saldırı bitmesi için buradan da oradan da takip edin. Rica ediyorum. Gerisini de size bırakıyorum. Görüşmek üzere.